Merhaba, ben Doktor Okan Taşkın. Manisa Şehir Hastanesi'nde göz uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün göz kuruluğuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Göz kuruluğu, gözyaşının yetersizliği durumuna denmektedir. Gözümüzün çevresinde yer alan gözyaşı bezleri tarafından salgılanan gözyaşımız, kapakları kırpmamızla gözün yüzeyine yayılmaktadır. Bunun yetersizliğinde hastalarda bazı şikayetler oluşmaktadır. Özellikle gözlerde yanma, ağrı, yabancı sinirisi, batma, kızarıklık gibi şikayetler olmaktadır. Klimalı, sigara dumanlı ortamlarda hastaların bu şikayetleri artmaktadır. Bir de bazen yine gözyaşı yetersizliğine bağlı olarak paradoksik olarak sulanma da olabilmektedir hastaların şikayetleri arasında. Nedenleri arasında hem erkek hem kadınlarda ilerleyen yaş daha sık görülmektedir. Ancak kadınlarda özellikle menopoz sonrası bu göz kuruluğu şikayetleri daha çok artmaktadır. Bazen ağız kuruluğuyla da birlikte olabiliyor göz kuruluğu. Buna Sjögren sendromu deniyor. Bu durumda romatolojik hastalıklar açısından da araştırma yapmak gerekiyor. Tanıda biz basit bir biyomikroskop tanısıyla, basit bir göz muayenesiyle bu kuru göz tanısını koyabiliyoruz. Gerekli durumlarda özel boyalar ve bazı şeritler kullanarak gözyaşı miktarını ve kalitesini de ölçebiliyoruz. Tedavide öncelikle hastaların şikayetine yönelik gözyaşı, suni gözyaşı damlaları kullanmaktayız. Bazen mevcut gözyaşını koruyabilmek için gözyaşını boşaltan kanallara tıkaç koyabilmekteyiz. Bazen de en son siktosporin dediğimiz gözyaşı salgısını arttıran, gözyaşı bezlerindeki iltihabı azaltan ilaçlar son tedavisi olarak son seçenek olarak kullanılabilmektedir. Göz kuruluğunu önlemek için yine tabii ekran maruziyeti arttıkça göz kuruluğu artmakta. Özellikle geceleri göz kuruluğu olan hastalarda şikayetler arttığı için odalarda nemlendirici cihazlar kullanılabilir. Gözlerde yanma, kızarıklık, kuruluk hissi, yabancı sim hissi gibi şikayetleriniz varsa mutlaka bir göz muayenesi olmanızı öneririm. Artık. Şey geldi. Şey geldi.